Selamünaleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 6. sınıf Arapça dersine hoş geldiniz. 4. ünite 3. derste arkadaşlar yazlık elbiselerdeyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Es-saffü's sâdis el-lugatü'l arabiyye. Es-saffü's sâdis el-lugatü'l arabiyye. 6. sınıf Arapça. Vahdetuna el-melâbis. Mevdu'una el-melâbisü's sayfiyye. Konumuz yazlık elbiseler. Ünitemiz ise elbiseler arkadaşlar. Vahdetuna ünite, elmelabis elbiseler. Mevduuna konumuz elmelabisi sayfiye. Bu derste sizlerle neler öğreneceğiz arkadaşlar? Mâzâ senetaallemu fî hâzet ders. Yazlık elbiseleri öğreneceğiz. Konu ile ilgili cümleler kuracağız. Konu ile ilgili alıştırmalar yapacağız. Hazır mıyız? Başlayalım mı? Bence başlayalım. Vâhid, isnân, selâse, erbâ, hamse, sitte, seb'a, semâniye, tis'a, aşra. Helentum hazirûn. İzen, heyya nebde. Bismillahirrahmanirrahim. El melabisü sayfiye. Yazlık elbiseler. El melabisü sayfiye. İstemi' ilel kelimat ve a'idha. İstemi' dinle. İlel kelimat. Kelimeleri dinle. Ve a'idha. Onları tekrar et. Tennure. Etek. Tennure. Etek. Hizam. Hizam. Kemer. Hizam. Kemer. Hiza, hiza, arkadaşlar hiza, bir daha söylüyorum, ayakkabı, tennure, hiza, hiza, hiza. Arkadaşlar hizaya geçerken arkadaşımızın neyine bakarız? Ayakkabısına veya omzuna bakarız. Hiza, oradan ayakkabıyı kodlayabiliriz. Hiza neymiş? Ayakkabı. Evet. Bluze, bluze. Kamis, kamis. Tişört, tişört. T-shirt. Evet, geldik. Şıp şıp. Şıp şıp. Çorap. Çorap. Short. Short. El-hizâ'u. İstemi' ilel cümel. Cümleleri dinle ve e'idhe. Onları tekrar et. Cümleleri dinle, onları tekrar et. El-hizâ'u verdiyyün. El-hizâ'u verdiyyün. Ayakkabı pembedir. El-hizam bunni. El-hizam bunni. Kemer kahverengidir. El-gamisu ahdar. El-gamisu ahdar. Gömlek yeşildir. El-t-shirt asfar. T-shirt sarıdır. El-t-shirt asfar. El-şıp-şıp portukali. El-şıp-şıp portukali. Terlik turuncudur. El çorap ebyad. El çorap ebyad. Çorap beyazdır. Arkadaşlar sayfa numaraları bakın burada yazıyor. 118. Kitabınızın 118. sayfasını açabilirsiniz. Şayet kitabınızdan takip etmek istiyorsanız. Evet. Geldik. Üktüb el rakam el münasib fevga sureti sahihe. Fevga sureti sahihe kemâ fil misal. Üktüb el rakam el münasib. Üktüb el-rakam el-münasib fevgas sureti sahihe kemâ fil misal. Örnekte olduğu gibi, bakın örnekte olduğu gibi doğru resmin üzerine uygun rakamı yaz. Örneğimiz ne? Tennure. Tennure ne? Etek. Hemen bluze. Eyne bluze? Eminim hemen gördünüz. Evet. Şıp şıp. Şıp şıp. Terlik. Şıp şıp terlik. Bu zaten arkadaşlar yapılmış örneğimiz buymuş. Biraz öncesinde bizim şöyle bir yanlışlıkla bunun açılma durumu oldu. Tennure burası. Bluze. Bluze. Evet. Şıp şıp terlik. Gamiz. Gamiz. Eminim görür görmez zaten cevabı hemen yazdınız. Gamiz, gömlek arkadaşlar. T-shirt. Türkçede de t-shirt diyoruz. Bu şekilde arkadaşlar son olarak hiza. Hizaya geçmekten kodlayalım dedim. Hizaya geçerken arkadaşlar hizaya geçin dediğinde size birisi arkadaşınızın omzuna bakarsınız ya da ayakkabısına bakarsınız. Bu şekilde kodlayabiliriz. Hiza, ayakkabı. Geldik. Ekmil el cümel müsta'inen bi suver kemâ fil misal. Ekmil tamamla el cümel cümleleri müstaînen yardım alarak bir suver resimlerden keme fil misal örnekte olduğu gibi.
Örnekte olduğu gibi resimlerden yardım alarak cümleleri tamamla. El çorap ebyat. El çorap ebyat. Çorap beyazdır. El hize. Arkadaşlar ayakkabı hangi renk? Portugali. El hize portugali. Ayakkabı turuncudur. El hizem. Kemer. Neydi arkadaşlar? Kahverengi. Kahverengi neydi? Bünni. El hizem bünni. Kemer kahverengidir. Ettenure. Ettenure. Etek kahverengidir. Bünniyetün. Pardon, portugaliyetün. Evet, burada bir renk körlüğü durumu. Bu turuncu arkadaşlar. Dikkat etmedik. Turuncu, portugaliyetün. Biraz böyle kahverengi gibi bana gözüküyor arkadaşlar. Bazen böyle tam mesela resimlerimizde ceket vardı. Bünni kahverengi ama siyah gibi gözüküyor. Renk tam böyle yansımayabiliyor. Ettenure portugaliyetün. Etek. Etek turuncudur. Evet bu şekilde. Şurada sadece bakın arkadaşlar bir şeyi sizlere hatırlatmak istiyorum burada. Şu iki örneğimizde özellikle. El hizam-ı bünni. Bakın müzekker bir kelime yani eril bir kelime. Kemer kahverengidir derken bakın renk olarak bünniyi kullandık. Müzekker kelime de müzekker renk. Müennes kelime de ise ettenure. Sonunda tay marbuta var. Rengimiz de portugaliyetün. Bunu daha önceki derslerimizde görmüştük. Ettenure portugaliyetün. Ayakkabı deseydik arkadaşlar. Ayakkabı el hizam bünni. Peki ayakkabı turuncudur dersek el hizamı portugaliyün. T'yi kaldırırız arkadaşlar. Bu şekilde. Ya da etek kahverengidir diyeceğiz. Ettenure bünniyetün. Sonuna T koyacağız. Yani şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Müzekker kelimelerde rengimiz de müzekker. Müennes kelimelerde rengimiz de müennes. Yani dişil kelime de dişil olacak. Eril kelime de eril olacak. Cümlelerimize son kez bakalım. El hizamü bünni. Kemer kahverengidir. Ettenure etek turuncudur. Evet. El bluze. El bluze. Arkadaşlar ne pembe. Ne gelecek? Verdiyetün. Bu şekilde gelecek. Et tişört hangi renk? Sarı. Tişört sarıdır diyeceğiz. Et tişört esfer. Et tişört esfer. Evet. İstemi ilel ayatil kerime ve ikra'ha sümme ktubha fi defterik. Ayet-i kerimeyi dinle. Onu oku. Sonra onu defterine yaz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَاِذَا اَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَاِذَا اَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. صدق الله العظيم. سورة ياسين 80. آية كريمة arkadaşlar. الذي 80 يعني سورة ياسين 80. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا يعني sizin için sizin için yeşil ağaçtan yakacak yani veren çıkaran odur. Feiza entum minhu tuqidun. Ondan yakıp durmaktasınız diyor. Arkadaşlar yeşil yeşil bakın ağaç neran bu da yakacak arkadaşlar ateş. Sizin için yeşil bir ağaçtan yeşil ağaçtan yakacak çıkaran odur. Yani veren odur. Ellezî ce'ale lekum mineşşeceril ahdari nâran fe izâ entum minhu tûqidûn ondan yakıp durmaktasınız. İstemi' ilel cümel ve e'idhâ sümme teemmel ma'aniyehâ müsta'înen bis-süvâl. İstemi' ilel cümel cümleleri dinle ve e'idhâ onları tekrar et sümme teemmel sonra düşün ma'aniyehâ manalarını müsta'înen yardım alarak bis-süvâl resimlerden yardım alarak. Bütün olarak söyleyecek olsak cümleleri dinle onları tekrar et sonra resimlerden yardım alarak manalarını düşün diyor. Teemmel düşün demek arkadaşlar. Evet. Resimden yardım alarak. Haza bulufer sufiyyun. Haza bulufer sufiyyun.
Sufi yün arkadaşlar yünlü demek. Bu yünlü bir kazaktır. Bu yünlü bir kazaktır. Arkadaşlar şu dipnotu da size vereyim. Şu diğer cümleyi de açtıktan sonra verelim. Heze bulufer gutniyün. Bu pamuklu bir kazaktır. Gutniyün pamuklu, sufiyün yünlü. Heze bulufer gutniyün. Bu yünlü bir kazaktır. Bu pamuklu bir kazaktır. Bu yünlü bir kazaktır. Burası da arkadaşlar. Sufiyün yünlü, gutniyün pamuklu. Burada dipnot olarak şunu vereceğim. Bakın şu heze'den sonra arkadaşlar bir elifle lam takısı, yani elif lam mim takısı buraya gelseydi o zaman şöyle olurdu cümlemiz. Bu kazak, mesela şöyle söyleseydik. Hazel bulufer, bu kazak sufiyün, yünlüdür. Hazel bulufer gutniyün, bu kazak pamukludur. Ama burada el takısı yok. Buna dikkat edelim. Bu yün haza bulufe haza bulufarun sufiyun, bu yünlü bir kazaktır. Haza bulufarun gutniyun, bu pamuklu bir kazaktır. Araya el takısı koyarsak bu ikisi o zaman özne oluyor arkadaşlar. Ama bu şekilde sadece haza özne, onu diyelim. Yani bunun yüklemi, haberi, müfteda haber diyoruz ya arkadaşlar. Şu kısmı, yani hani ayrıntıya girmeden bu kısmı o zaman yükleme oluyor. Sıfat tamlaması olmuş oluyor. Bu kısım sıfat tamlaması. Bir de sıfat tamlamasında arkadaşlar isimden sonra sıfatlar geliyor Arapçada. Türkçede sıfat öne geliyor. Mesela güzel araba. Nasıl araba? Güzel araba. Arapçada sona geliyor sıfat. Sufiyün. Mesela yünlü. Pamuklu. Nasıl? Pamuklu. İsimden sonra geliyor. Kazaktan sonra geldi bakın. Buna da ayrıyeten dikkat etmiş olalım. Geldik diğer cümlelerimize. Haze sevbü semikün. Haze sevbü semikün. Bu elbise kalındır. Bakın biraz önceki belirttiğim örnek burada var. Haze sevbü. Bakın el takısı geldi. Bu elbise kalındır. El takısını kaldırırsak bu kalın bir elbisedir. Bunu açıklamak istediğimizde biraz önce. Buradaki el takısını kaldırırsak bu, şu gösteriyorum arkadaşlar imlecin olduğu yerde. Bu el takısını kaldırdık. Haza sevbün semiyekun. Bu kalın bir elbisedir. El takısını koydum. Bu elbise kalındır. Geldim. Haza sevbün rakikun. Bu elbise incedir. El takısını kaldırsak haza sevbün rakikun. Bu ince bir elbisedir. Bu şekilde arkadaşlar. Ama şu anki cümlemiz haza sevbün rakikun. Bu elbise incedir. Bu şekilde. Evet. Hazel çorap kasirun. Bu çorap kısadır. Artık aradaki farkı anlamışsınızdır. El takılı, el takısız. Bir kez daha hatırlatayım. Hazel çorap kasirun. Bu çorap kısadır. Hazel çorabun kasirun. Bu kısa bir çoraptır. El takısını kaldırırsak. Anlam bakımından bu yönden değişiklik oluyor. Diğerlerini belirtmeyeceğim artık anladıysak. Evet. Hazel çorap davilun. Bu çorap uzundur. Evet arkadaşlar. Diğer şu cümlemizi bir daha söyleyelim. Hızlı geçtik. Hazel çorap davilun. Bu çorap uzundur. Kasir kısa, davil uzun. Diğer sıfatları da arkadaşlar şöyle semik ince, semik kalın, rakik ince. Diğer şuradaki sıfatlara da bakarsak sufiyün ve gutniyün. Sufiyün yünlü, gutniyün pamukluydu. Öğrenmiş olduğumuz kelimeler bunlar. Semik, rakik, kalın, ince. Kısa, kasir, davil, uzun. Bunları da hatırlatmış olalım. Geldik. Hazel gamisu kadimun. Bu gömlek eskidir. Kadim eski. Hazel gamisu kadimun. Kadim kelimesini Türkçe'de kullanıyoruz. Kadim dostum, eski dostum. Cedid ise yeni arkadaşlar. Hazel gamisu cedidun. Bu gömlek yenidir. Hazel gamisu cedidun. Evet. Hazil cizme sakiletun. Hazil cizme sakiletun. Bu çizme ağırdır. Bakın tabanı kalın. Bu çizme ağırdır. Sakil ile ağır arkadaşlar. Bu çizme ağırdır. Hazil cizme hafife. Bu çizme hafiftir. Hazil cizme hafife. Bu çizme hafiftir. Geldik. Hazel guffaz. Bu eldiven kebirun. Büyüktür. Hazel guffazu kebirun. Bu eldiven büyüktür. Kebir büyük. Sagir küçük. Hazel guffazu. Bu eldiven sagirun. Küçüktür. Hazel guffazu sagirun. Bu eldiven küçüktür. Evet. İkra el cümel el atiye ve teammel ma'aniyeha sümmektubha fi defterik.
Aşağıdaki cümleleri oku ve manalarını düşün, manalarını düşün. Sonra onları defterine yaz diyor arkadaşlar. Kâne yelbesu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem melâbisün cemîletün. Kâne yelbesu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem melâbis cemîletün. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem güzel elbiseler giyerdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bakın yelbesu arkadaşlar lebise yelbesu şuradan kalemimizi alıp gösterelim. Yazalım. Yelbesu arkadaşlar yer demek. Bunun eş anlamlısı neydi? Yer tedi. Yer tedi. Bunu görmüştük zaten. Bunu da göstermiştim. Aynı anlamdaydı. Yer tedi. Yer demek. Bu da arkadaşlar dı di. Yani Türkçe'de dil geçmiş zaman dediğimiz kâne yelbesu giyerdi. Kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl? Güzel elbiseler giyerdi. Şu güzel, bu da elbiseler. Evet. İlbes gi hasebe göre. El fusul mevsime göre. Li vigayetil cismi. Yani vücudunu korumak için vücudunu korumak için mevsime göre giyin. İlbes hasebel fusul livagayetil cisim. Vücudunu korumak için şuradaki li için anlamı katıyor. Mevsime göre giy. İlbes giy demek arkadaşlar. Emir cümlesi. İlbes hasebel fusul livagayetil cisim. Vücudunu korumak için mevsime göre giy. İlbes giy. Melabis. Elbiseler. Nazifeten ve cemileten. Temiz ve güzel elbiseler. Bakın temiz ve güzel elbiseler giy. Evet. Sıl beynel mecmuateyni kema fil misal. Örnekte olduğu gibi iki ibareyi arasında eşleştir. Sıl beynel mecmuateyni kema fil misal. Arkadaşlar cemil güzel demek. Kabih çirkin. Zıt anlamlarıyla eşleştiriyoruz. Cemil, güzel, kabih, çirkin. Evet. Kadim, kadim, güzel. Cedid, kadim, pardon arkadaşlar, güzel diyorum. Kadim, eski. Cedid, yeni. Burasını en azından yazalım ki. Evet. Sagil, arkadaşlar, ağır. Sagil, ağır. Kebir, büyük. Büyük. Bazen arkadaşlar derslerde böyle oluyor. Gayri ihtiyari insanın dili sürçüyor. Yani karaya ak diyebiliyoruz. Yani bunları edit olayı olmuyor. Yani çektiğim şekilde hamaliyle paylaşıyorum. Yani canlı yayın gibi kaydet tuşuna bastıktan sonrasında 30 dakika boyunca çekip yayınlıyoruz. Yani vaktim olmuyor editlemeye. Normal. Tabii ki bazen insanın durumuna göre gayri ihtiyari dil sürçmesi olabiliyor. Hakkınızı helal edin. Burada da biraz önce neredeyse oluyordu. Davil uzun. Evet. Rakik arkadaşlar. Rakik inceydi arkadaşlar. İnce. Evet. Dedik ki Cemil güzel, Gabih çirkin. Kadim eski, Cedid yeni. Kadim dostum oradan hatırlayalım dedik. Evet. Oradaki şuraya yazdığım arkadaşlar slayta geçince oradakileri otomatik sildi. Şayet videoyu bir geri aldırıp şey yapabilirsiniz. Buradaki yazdıklarımı yazmak isterseniz orada durdurup yazabilirsiniz. Evet, davil arkadaşlar. Davil uzun, kasir kısa. Sakil ağır, hafif. Hafif arkadaşlar. Sakil ağır, hafif. Hafif. Evet. Rakik arkadaşlar kalın, semik. Rakik ince, semik kalın arkadaşlar. Rakik ince, semik kalın. Evet, kebir büyük, sagir küçük. Kebir büyük, sagir küçük. Bu şekilde eşleştirmemizi yapıyoruz arkadaşlar. Ve geldik. Haza kamisun ecri temrin el ati kema fil misal. Alıştırmayı yap. El ati aşağıdaki kema fil misal örnekteki gibi aşağıdaki alıştırmayı yap. Haza
Kamisun kadimun. Bu eski bir gömlektir. Bu eski bir gömlektir. Yani bize bu kelimeyle tekrar bu cümleyi yaz diyor örnekteki gibi arkadaşlar. Şu şekilde yazacağız. O zaman haza kamisun cedidun. Yani şu bölümü aynen alacağız. Sadece sıfatı sonuna yeniden şu bölümü atacağız. Bu bölümü yeniden yazacağız. Cedid kelimesini buraya getireceğiz. Haza kamisun cedidun. Bu gömlek yenidir. Bu yeni bir gömlektir. Haza kamisun cedidun. Bu yeni bir gömlektir. Bu gömlek demesi için arkadaşlar şurada da bir el takısı olması lazım kamisun önünde. Bu yeni bir gömlektir. Bu eski bir gömlektir. Diğer cümlemize geçelim. Hazi ahziyetun cemiletun. Bu güzel bir ayakkabıdır. Bu güzel bir ayakkabıdır. Hazi ahziyetun cemiletun. Kabih çirkin demek. Hazi ahziyetun kabihatun. Bu çirkin bir ayakkabıdır. Bu çirkin bir ayakkabıdır. Bakın sadece şu bölümü aldık arkadaşlar. Sadece sıfatı getirdik. Şurayı attık. Aradaki fark bu. Evet. Haza pantolon davilun. Bu pantolon uzundur. Haza pantolon davilun. Kitabımızın sayfa 122'de arkadaşlar. Haza pantolon davilun. Bu uzun bir pantolondur. Kasirle yazacağız. Şu bölümü atacağız. Haza pantolon kasirun. Haza pantolon kasirun. Bu kısa bir pantolondur. Evet. Haza sevbün şeteviyün. Bu kışlık bir elbisedir. Bakın kış resmi Hazer sevbün şeteviyün. Geldik sayfi yün yazdık. Yine aynı şu bölümü atıp sadece sıfatımızı değiştireceğiz. Buraya bunu getireceğiz. Hazer sevbün sayfiyün. Hazer sevbün sayfiyün. Bu yazlık bir elbisedir. Evet, sorularımıza geldik. Hazer bulufer sufiyün cümlesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar A şıkkında diyor ki bu kazak eskidir. Bu gömlek yenidir. Bu yünlü bir kazaktır. Bu pamuklu bir kazaktır. Bu tarz sorularda nasıl cevaplayacağımızı daha önce belirtmiştim. İçindeki bir tane kelimeyi biliyorsan zaten sorunun cevabını verirsin. Şayet bluffer kelimesini biliyorsan ikiye düşürürsün arkadaşlar. İkisinde de kazak kelimesi geçiyor. Eminim sizler şimdiden doğru cevabı verdiniz. Yünlü demekti sufiyün. Şu yünlü demek arkadaşlar. Bu yünlü bir kazaktır. Hize kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Hize. Şuradan. Hize kelimesinin anlamı. Arkadaşlar bu kelimeyi şöyle kodlayalım dedim. Hizaya geçin. Oradan kodlayalım dedim. Eminim bunu deyince zaten hatırladınız. Kemer, terlik, gömlek, ayakkabı. Evet. Hizaya geçin. Nereye bakıyorduk? Hizaya geçerken arkadaşımızın ayakkabısına veya omzuna. Evet, ayakkabı. Kemer, hizem, terlik, şıp şıp, gömlek ise gamis arkadaşlar. Davir kelimesinin zıttı aşağıdaki kelimelerden hangisidir? Davir kelimesinin zıttı. Kasir, cedid, sagir, cemil. Davir kelimesinin zıttı arkadaşlar. Eminim doğru cevabı verdiniz. Kasirdir, kısa. Davir uzun. Kasir kısa. Cedid yeni. Cemil güzel. Sagir küçük. Evet. Arkadaşlar hane vaktül lu'be oyun zamanı. Hane vaktül lu'be oyunumuzun ismi gece gündüz veya deve cüce oyunu arkadaşlar. Burada tabii ben bunu şu an slide üzerinden oynatmayacağım. Size sınıfta, evinizde, arkadaş ortamında gerek Arapça dersinde gerek İngilizce dersinde bu tarz yeni kelimeler öğrenirken bu tarz bir oyun oynayabilirsiniz. Arada hem sizi dinlendirir hem de oynayarak öğrenmiş olduğunuz kelimeleri unutmazsınız. Mesela burada Leylün ne demek? Leylün arkadaşlar gece demek. Leylün gece. Gece. Neharun gündüz. 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 Cemel deve. Deve. Gazem cüce. Deve cüce oyunu oynayabilirsiniz. Deve cüce en sona kalan kazanır.
Gece gündüz oyun oynayabilirsiniz. Ya da bunun yerine arkadaşlar kum, İclis oyunu oynayabilirsiniz. Buna benzer yine kum İclis. İclis otur. Otur. Kum kalk. Gece, gündüz, gündüz, gece, gece, gündüz, gündüz, gece. Cemel, Cemel, Gazem, Cemel, Cemel, Gazem. Ve arkadaşlar burada maksat yanmamaya çalışmak. Yani komutları doğru uygulamak. En sona kalan kazanır. Türkçe'de oynadığımız gibi gece, gündüz, gündüz, gece, deve, cüce. Bunu da yine kalk, otur, kalk, otur. Bu komutları yanlış yapan yanıyor, oyundan çıkıyor. En sona kalan kazanıyor. Oyunumuz bu şekilde. Evet, bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Derslerinizde başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. İlel lika. Ma'asselame. Fi emanillah. Vahid, isnan, selase, erba, hamse, sitte, seba, semaniye, tisa, aşra, ilel lika, ma'asselame, fi emanillah.